Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere Kocatepe Camii. Değerli hacı adayı kardeşlerim, Rabbim niyetinizi kabul eylesin. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız dualarınızı kabul eylesin. Dualarınıza inşallah milletimizi, muhtaç, aciz, bütün Müslümanları, darda kalan bütün kardeşlerimizi dualarınıza katın inşallah. Bizleri de dualarınızda unutmayın temennisinde bulunuyorum. Öncelikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a yaptırılan, inşa ettirilen Kabe'ye bir çağrıyla başlayan bir serüven. Bir çağrı. Ve Anadolu'da çağrılmak diye bir ifade kullanılır. Gidebilmek için niyet etmek yetmiyor. Paranızın olması da yetmiyor. Başvurmak, bunların hiçbirisi yetmiyor. Nasip olması gerekiyor. Çağrılmak ve nasip olması gerekiyor. 1.800.000, yaklaşık 2 milyon kişi gibi bir kitlenin içerisinden Rabbim size bunu nasip etti. Rabbim nasip etti. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haccı anlatırken ben hacce lillahi velem yarfus velem yarfusuk fakat raca ke yevmin veledet ümmühü diye tanımlar. Bu nedir biliyor musunuz? Eğer birisi haçta işte gayri ahlaki bir takım yasaklanan bir takım davranışlar içerisine girmezse, çekişmezse, cedelleşmezse, kardeşiyle dalaşmazsa ve bu ibadeti sırf Allah rızası için yaparsa anasından doğduğu gün gibi geri döner, evine döner. Rabbim bu hal üzere dönmeyi hepinize nasip eylesin. Bu hal ile hallendiğinizde de dualarınızın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bunu bilerek duanızı, zikrinizi, bunu artırmanızı, bunu daha sık, daha belki mübarek mekanlarda yapmanızı öneriyorum. Bunu sizden istirham ediyorum. Ancak sizin bulunduğunuz pozisyon, haç ümmet için bir cem olma alanıdır. Cem olma. Dünyanın her bir tarafındaki Müslümanların koşarak geldiği, bir araya geldiği bir yer. Bir fırsat. Rabbim bu fırsatı size verdi ama her fırsatın beraberinde ciddi imtihanlar olacağını bileceksiniz. Ciddi imtihanlar. Bu bazen otobüse binerken yanınızdaki kardeşiniz de olacak. Bazen tavafta olacak. Bazen otelde olacak. Ama dikensiz gül yok. İmtihanı olmayan, içerisinde sınaması olmayan bir süreç değil bu. Her halükarda niyet ettiniz devletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın size sunduğu bütün imkanlarla beraber, bütün imkanlara rağmen bir takım olumsuzluklarla karşılaşılması bu kaçınılmazdır. Çünkü bu ibadetin doğasında vardır. Bu bir yolculuktur. Bu dünyadan gelen milyonların bir araya geldiği, aynı anda aynı yere yöneldiği mutlaka bir takım olumsuzluklar olacaktır. Bu işin doğasıdır. Burada bizden beklenen şey sabretmektir. Bunun bir imtihan olduğunu bilmek suretiyle sabretmektir. Birincisi bu. İkincisi ise gittiğiniz yer bu bir turistik seyahat değil. Gittiğiniz yer turistik bir mekan değil. Allah'ın evine, Allah'ın haremine ve Allah'ın misafirleriyle beraber olacaksınız. Eğer Allah'ın misafirlerine saygıda, Allah'ın haremine, Allah'ın sembollerine, Allah'ın işarına, eğer bu noktada şeairine saygısızlıkta bulunursanız bu Allah'a yapılmış saygısızlıktır. Onun misafirine olan, onun haremine olan saygısızlık Allah'a yapılan saygısızlık gibidir. Bu nedenle öncelikle burada niyet edin. Burada elinize, dilinize, bütün azalarınıza hakim olacağınıza kendinize söz verin. Bu kararlılıkla oraya gidin. Eğer bir kardeşinize, bir kardeşinizi incitirseniz, özellikle bu milletin temsilcisi olarak oraya gidiyorsunuz. Bu devletin temsilcisi olarak buradaki hazırlığına baktığınızda
hiç kimse böyle bir uygulamaya katılmaz. Ama hacı söz konusu olduğunda her şey değişir. Çünkü Allah'ın misafirini Allah'ın evine uğurluyoruz. Allah'ın misafirlerine diğer milletlerden gelen, diğer devletlerden gelen bütün hacılara karşı olabildiğince birincisi misafire karşı olan hürmeti, ikincisi ise bu milletin temsilcisi olarak orada bulunduğunuzu bilmek zorundasınız. Bu nedenle içtiğiniz suyun kabını yere atarken kendi evinize, kendi bahçenize atıyorsanız, kendi evinize tükürüyorsanız Allah'ın haremine de tükürün. Eğer kendi evinizde yok bu olmaz diyorsanız, çocuğa kızıyorsanız, atandan rahatsızsanız o beyti, o beytullahı, o haremi kendi evinizden daha titiz korumak zorundasınız. Orası Allah'ın bize emaneti, orası Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emaneti, orası ashab-ı kiramı, Hazreti Peygamber'in eğittiği ashab-ı kiramla birlikte vahyi aldığı bir mekana gidiyoruz. Orası sıradan bir mekan değil. Dolayısıyla gittiğimizde evet her şey birbirine benziyor. Oradaki binalar da Ankara'daki binalara benziyor diyerek üzerinden geçeceğimiz bir şey değil. Her şeyin içerisinde bir şey var. Her şeyin derununda bir şey var. Niyet ettiniz, kaç yıl beklediniz bilmiyorum. Ama Rabbim nasip etti. İş bitmedi, iş yeni başlıyor. Hacı olmak bugün sadece ilk adım atıyorsunuz. Aslında hacı olmak bundan sonra verdiğiniz sınavlar da mümkün olacak. Eğer sabrı gösterirseniz, orada buradaki hali değiştirip de dilinize, gözünüze, elinize, ayağınıza saygıyı, hükmetmeyi becerebilirseniz, kardeşinizle itişip kakışmak yerine onu önceler, ona hürmet ederseniz, ona hürmetin Rabbimize hürmet olduğunu, ona hürmet ettiğinizde Rabbimizin dualarınızı kabule daha yakın olduğunu, bunun bir araç olacağını düşündüğünüzde emin olun işleriniz çok daha kolay olacak. Mümkünse birilerinin duasını almaya çalışın. O mekanda birilerinin bedduasını değil, birilerinin ayağına basmak suretiyle, özellikle tavaf halinde itişip kakışarak, onu bunu iterek bir an önce yaptığınızda elinize ne geçecek? Ama bir canı üzdüğünüzde, bir kalbi kırdığınızda emin olun çok şey kaybedeceksiniz. Size tanınan bu şansı kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız. Büyük bir imtihanın başındasınız. İnşallah bu imtihanı başarıyla verir ve buradan gittiğiniz heyecanla geriye döner. Bundan sonraki hayatınızda da şu halinizi, orada edindiğiniz ruh halini sürdürme kararlılığıyla geriye dönersiniz. Günahlarınıza tevbe edersiniz. Tevbe ettiğiniz haliyle çoluk çocuğunuza, devletimize, milletimize, bütün Müslümanlara inşallah dua edersiniz. Dualarınıza bunu katın. Dualarınıza başkasını katarsanız veya başkalarının duasının arasına girebilirseniz Rabbim dualarınızı kabul edecektir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar bencilleşmeyin. Mümkün olduğu kadar kardeşlerinize dua edin. Mümkün olduğu kadar etrafınızdaki olup bitenleri görün. Yere atmak yerine, yeri pisletmek yerine, çevreyi pisletmek yerine bu sizi rahatsız etsin. Burası Allah'ın haremi, burası Allah'ın evi. Yani tavaf esnasında kaldırıp elinizdeki herhangi bir şeyi, mendili ve benzeri, herhangi bir şeyi yere attığınızda ne yaptığınızı düşünmeniz gerekiyor. Metafta Allah'ın hareminin dibinde Allah'ın rıza göstermeyeceği bir işe tevessül ederseniz bu kalp arınmak yerine kirlenerek geri dönmeye katılaşarak geri dönme ihtimali de var. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Rabbim bu heyecanınızı hiç yitirmeden oradaki her anınızı, her dakikanızı ister Medine'den, ister Mekke'den, isterse Cidde'den dönüş itibariyle hangi mekan olursa olsun ama bu mekanın özel olduğunu, bunun Rabbimizi sizi seçtiğini ve size bir fırsat verdiğini, bu fırsatın hem kaybetmeyi hem de kazanmayı içerdiğini, her iki riskin de kazanma ve kaybetme her iki ihtimalinde birlikte olduğu bilincinin bir an önce aklınızdan çıkarmayın. Yaptığınız ibadet
İslam'ın temel rükünlerinden, İslam'ın şartlarından bir tanesi. Ve her birimize de nasip olmayan, herkese nasip olmayan şey, bu ayrıcalığınızın farkında olarak mümkün olduğu kadar dünyalık şeylerden, alışkanlıklarımızdan uzak durarak, yani sohbetinizdeki veya televizyonda izlediğiniz ya da meşgul olduğunuz alışveriş ve benzeri, bunları her yerde yapabilirsiniz. Ama orada yaptığınız, orada bulduğunuz fırsatı emin olun bir daha yakalayabilir misiniz, bunu bilmiyoruz. Rabbimiz bu fırsatı size bir daha verir mi, bunu bilmiyoruz. Bu fırsatın son fırsat olduğu bilinciyle, o günlerin son gün olduğu bilinciyle, bu samimiyetle dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Yarışır Başkanlığı bütün yapısıyla, özellikle rahatsızlanmanız veya orada herhangi bir şeye ihtiyaç duymanız ya da ibadetlerinizi nasıl yapacağınız, nerede ne yapacağınız, hata yaparsanız bunun karşılığında ne yapacağınız, hata yapmamanız için sizi önceden bilgilendirme konusunda hem din görevlileriyle, hem kafile başkanıyla, hem grup ve bölge sorumlularıyla, hastane görevlileriyle her an yanınızda olacak. Eğer herhangi bir sıkıntıyla, herhangi bir dertle karşı karşıya kalırsanız ilk yapacağınız şey hem en yakınınızdaki hocamıza başvurmak, o sizin elinizden tutacak, bu konuda size rehberlik yapacaktır. Oradaki hacılara, bütün Türkiye'deki kardeşlerinizin, bizlerin selamlarını götürün. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ravza-i Mutahhara'ya gittiğinizde bizlerin hürmetlerini, selamlarını, muhabbetlerini götürün. Bizim adımıza da, bizim için de inşallah dua edin. Milletimiz için inşallah dua edin. Rabbim dualarınızı, ibadetlerinizi ve taatlerinizi kabul eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Razı olduğu kullar olarak da hepinizin geriye, ailenize, çoluk çocuğunuza kavuşmayı nasip eylesin. Duasıyla ben saygılarımı arz ediyorum.